değerli konuklar. Bugün sizlerle gayrimenkul sektörünün öncü firmalarından, bulunduğu bölgeye değer katan ödüllü projelerin markası Ege Yapı'nın yeni projesi Kordon İstanbul'un tanıtımı için bir arada bulunuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, onur verdiniz. Çok teşekkürler. İlhamını suyun, yeşilin ve hayatın bir arada olduğu İzmir'in Kordon boyundan alan Kordon İstanbul, Kağıthane ile Maslak'ın kesişim noktasında Osmanlı'da bir döneme adını veren Lale Devri'nin simgesi Sadabat Deresi'nin hemen yanı başında yükselecek. Sayın konuklar, şimdi öncelikle Ege Yapı'nın faaliyetleri ve gelecek hedefleriyle ilgili konuşmasını yapmak üzere sözü Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İnanç Kabadayı'ya bırakmak istiyorum. Buyurun. Teşekkür ederim. Değerli basın mensupları, değerli çözüm ortaklarımız, değerli misafirlerimiz, bugün Kordon İstanbul projemizin lansmanında bizlerle beraber olduğunuz için size teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Malum bildiğiniz gibi gayrimenkul sektörü Türkiye'nin her geçen gün ekonomideki büyümesindeki en etkin sektörlerden birisi. Geçtiğimiz yıl nasıl Türkiye'nin ekonomik büyümesinde en önde giden, en yüksek sorumluluğu alan hem bir taraftan büyümede hem istihdamda alan sektör olmasıyla beraber bu yılda aynı şekilde önümüzdeki yıllarda da ekonomik büyümede en etkin sektör olmasını hedefliyoruz. Bizler de bu sektörün bir oyuncusu olarak önümüzdeki dönemlerde yeni projelerimizi gerçekleştirmeye çalışacağız. Ege Yapı olarak geçmiş 4 yılda yaklaşık 5 projeyle 1 milyon metrekare inşaat alanını inşa ettik, teslim ettik tüketicilerimize, yatırımcılarımıza. Önümüzdeki dönemde de yine aynı şekilde önümüzdeki 3 yıllık planlamamızda 8 tane projemizle, bunların 4'ü Anadolu yakasında, 4'ü Avrupa yakasında 2,5 milyar TL'lik bir yatırım değeri oluşturarak projelerimizi gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Kordon İstanbul'da bu bahsettiğim 8 tane projemizin birinci halkası, bugün lansmanını yapacağımız projemiz. Diğer projelerimiz 3 tanesinin inşaatları başladı, 5 tanesi de planlama ve projelendirme aşamasında. Anadolu yakasındaki projelerimize değinmek gerekirse 2 tane Çekmeköy'de projemiz olacak. Bu 2 projemizi yıl sonunda lansmanını yapmayı planlıyoruz bu yılın son çeyreğinde. Bugün beraber olduğumuz işte Kağıthane projemizin yine bugün lansmanı var. Diğer taraftan Anadolu yakasında Üsküdar Beylerbeyi'nde inşaatı 170 tamamlanmış bir ofis projemiz var. Bunu kamuoyuyla paylaşacağız önümüzdeki dönemlerde. Ataşehir'de kentsel dönüşüm projemiz var. Onun çalışmaları devam ediyor. Avrupa yakasında ise Fatih'te yine inşaat çalışmalarına başladığımız, önümüzdeki dönemde yine kamuoyuyla paylaşacağımız bir projemiz var. Onunla ilgili ruhsatlar alındı. Diğer taraftan Maslak'ta ve Beyoğlu'ndaki projelerimizin de planlama ve projelendirme aşamaları devam ediyor. Bu bahsettiğim 8 projeyle beraber bu yıl yaklaşık 2017 için %15'lik bir büyüme hedefi koyduk şirketimize ve 1250 kişilik yeni istihdam ortaya koyduk. Yani bunlar da gerçekten önem verdiğimiz, hani inşaat sektörü son yıllarda biliyorsun, hem demin de bahsettiğim gibi hem gayri safi milli hasıla içinde payını her geçen gün arttırıyor. Yaklaşık 8.5-8.8'lere geldi. Aynı şekilde iş gücü noktasında da oranı her geçen gün artıyor. Bizler de bu sorumlulukla projelerimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bir diğer önemli husus, bu başladığımız 8 projemizde, planlama ve inşaat çalışmalarından 8 projemizdeki ana kurgular, işte sosyo-kültürel yapıya destek vermesi, katkı sunması, şehrin silüetine, şehrin yapılaşmasına ve dokusuna, bulunduğu bölgenin dokusuna faydalı sağlaması ve yatay mimari konseptiyle, yani tüm projelerimiz aslında şehirde silüeti ve görüntüyü bozmayan, şehrin dokusuyla, doğal dokusuyla bütünleşik ve paylaşık projeler. Bugünkü Kordon İstanbul projesi gerçekten hani Kağıthane bölgesinde, Maslak'la Kağıthane'nin birleştiği noktada çok değerli bir lokasyon. Yaklaşık 2 yıllık bir emeğimiz oldu. Hem bugün işte beraber benimle masada olan arkadaşlarım ve tabii ki arkasında bunun çok büyük bir ekip var. Çok büyük bir ekip çalışması var. İnşaat sektörü eskiden farklı alanlarda işte mimar, satıcı vesaireyken şimdi artık çok farklı alanlarda hizmet alan, çok farklı paydaşların olduğu, birbirine hepsinin entegre olarak çalıştığı bir alan. Kordon İstanbul projesi ile ilgili de yaklaşık 820 milyon TL'lik bir yatırımımız. İki etaptan oluşacak bir projemiz. Bunun bugün ilk etapının lansmanını yapmış oluyoruz sizlere.
Şimdi arkadaşlarım sizlere projenin detaylarını, gelişme sürecini, ürün geliştirme süreçlerini, projenin görsellerini vesaire bölgeyle ilgili bilgiler aktaracaklar. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Evet, Sayın İnanç Kabadayı'ya teşekkür ediyoruz. Şimdi de sözü Kordon İstanbul'un yükseleceği kağıthane ilişkin konuşmasını yapmak üzere Ege Yapı İş Geliştirme Müdürü Sayın Didem Güneş'e vermek istiyorum. Buyurun Didem Hanım. Teşekkür ederim. Öncelikle herkese hoş geldiniz diyorum. Ben bugün Kordon İstanbul projemizin gerçekleştirdiğimiz araziyle ilgili hangi seçim kriterlerini göz önünde bulundurduk, kağıthane bölgesinin lokasyonundan ulaşabilirliğinden bahsediyor olacağım. Öncelikle hepimizin bildiği gibi ülkemizin bir gerçeği olan kentsel dönüşümün aslında en önemli pilot noktalarından birisi olan Cendere bölgesinde gerçekleştiriyoruz projemizi. Cendere bölgesi birçok ulaşım aksının kesişim noktası haline gelmiş durumda. Aynı zamanda birçok yine altyapı ve yenileme projeleriyle birlikte son dönemde çok gündemde olan bir bölge. Biz de bu araziyi seçerken bütün bu kriterleri göz önüne alarak projemizi geliştirdik. Aynı şekilde Ege Yapı olarak genellikle şehrin merkezindeki projeleri gerçekleştirmeyi seviyoruz ve bulunduğumuz bölgeye de kendi projelerimizin isimlerini vermeyi seviyoruz. Bu sebepten de ki Kordon İstanbul projemizin de geliştirme çalışmalarını yaklaşık 2 senedir yürütmekteyiz. Titizlikle çalışıyoruz projemizin üzerinde. Özellikle Ege Yapı olarak yine bütün projelerimizde mimari tasarıma çok önem veriyoruz. Bu sebepten Kordon İstanbul projemizin mimari tasarımı için bir yarışma düzenledik. Birçok ünlü mimar arkadaşımızla birlikte çalışmalarımızı gerçekleştirdik ve en sonunda hem sürdürülebilir bir yapının ortaya çıkmasını sağlayan hem de tasarımını çok beğendiğimiz bir firmayla ilerledik. Ve nihayetinde Kordon İstanbul projemizi oluşturduk. Kağıthane bölgesi ve Cendere bölgesi özellikle birçok ulaşım hattının aslında kesişme noktası. Lokasyonuyla gündemde olan bir bölgemiz. Özellikle E5 ve E6 gibi bütün ana arterleri olan kolay ulaşım imkanıyla birlikte aynı zamanda Levent, Büyükdere, Maslak, Çağlayan, Mecidiyeköy gibi bütün önemli şehrin merkezlerinde çok kolay bir sürüş mesafesinde yer alıyor. Projemiz ise baktığınızda Haliç'ten Maslak'a kadar kesintisiz bir ulaşım sağlayan önemli arterlerden biri olan Cendere Caddesi'nin üzerinde yer alıyor. Kağıthane Dolmabahçe Tüneli ile birlikte ise aslında Kordon İstanbul sakinleri de çok kısa bir süre içerisinde Taksim, Beşiktaş gibi şehrin önemli merkezlerine 5-10 dakikalık sürüş mesafeleriyle ulaşabiliyor olacaklar. Kağıthane ve Cendere hattı aynı zamanda yapılmakta olan yeni metro hatlarıyla birlikte aynı zamanda tünel ve otoyol projeleriyle de gündemde. Hepimizin bildiği üzere Mecidiyeköy'ü Mahmut Bey'e bağlayan metro hattı şu an çalışmaları devam ediyor. Aynı şekilde Gayrettepe 3. Havalimanı'na bağlayan metro hattımız şu an hala inşaat halinde 1. etabı. Bunun dışında Havaray projesi geliyor. Yine aynı şekilde bölgeye ve hem de Kordon İstanbul sakinlerine hizmet edecek olan diğer İstanbul'un mega projelerinden bir tanesi de Büyük İstanbul Tüneli. Bildiğiniz üzere 3 kattan oluşacak olan, geçtiğimiz günlerde açıklanan hem raylı sistemi içinde barındıran hem de karayolu içinde barındıran projenin tünelle karayolunun bağlandığı noktası hemen Kağıthane'nin Hastal Kavşağı'nda. Dolayısıyla bölge aslında bu sayede hem Avrupa yakasına hem de Anadolu yakasına her iki yakaya da ulaşabilirliği çok kısa bir sürede olacak şekilde düzenleniyor. Bunun dışında aslında eskiden Karadeniz'e kömür taşıyan bir dekovil hattı vardı. Bu dekovil hattı şu an yeniden nostaljik tramvay olarak 25 kilometre uzunluğunda Santral İstanbul'dan Kemerburgaz'a oradan da Ayvat bendinde sonlanacak bir hatla yeniden gündeme geliyor. Bu dekovil hattı tam olarak Cendere Caddesi'nin üzerinden Kordon İstanbul projemizin de hemen önünden geçecek. Bu hat sayesinde hem Kordon İstanbul sakinleri hem de Kağıthane bölgesinde yaşayan tüm vatandaşlar aynı şekilde bu hattı kullanarak ve bu hatla metro entegrasyonlarını kullanarak şehrin önemli merkezlerine çok kısa sürede ulaşabiliyor olacaklar. Aynı zamanda Kağıthane ve Cendere bölgesi sadece ulaşım hatlarıyla değil, yenileme ve altyapı projeleri de şu an gündemde. En önemli projelerden bir tanesi geçtiğimiz günlerde açıklanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu aslında eskiden Osmanlı'nın zamanında mesire alanı olarak kullanılan Cendere Sadabat Deresi'nin dönüşüm projesi. Şu an Cendere Deresi yenileme projesiyle birlikte Cendere bölgesi kesintisiz bir yürüyüş parkurları, bisiklet parkurları, peyzaj alanları, rekreasyon alanlarıyla birlikte Haliç'e kadar bütün bir hat yeşil bir koridor haline geliyor.
ve ekoloji tekrar yeniden Cendere bölgesinde canlanmış oluyor. Aslında hem şehrin tam ortasındayız hem de bu sayede, bu projeyle birlikte şehirden kaçmak, doğaya kaçmak için çok önemli bir fırsat sunmuş olacak bu proje bizlere. EGEP olarak biz de aynı zamanda şehrin merkezindeki bu projeyi hem ulaşım alternatiflerinin çok fazla olması, artık bütün hatların kesiştiği bir nokta olan bu bölgeyi geleceği kazanmayla ilgili vaat ettiği için tercih etmiş bulunmaktayız. Ben şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin dereyle ilgili olarak yapmış olduğu yenileme projesini izletmek istiyorum sizlere. Akabinde sözü Faymon Bey'e bırakıyor olacağım. Teşekkür ederiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeni bir vizyon projeyi daha hayata geçiriyor. Kağıthane, Sarıyer ve Eyüp ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Cendere Deresi düzenleme projesi. Cendere Deresi'nin içinde ve çevresinde bitkisel çeşitlilik arttırılacak, derede su canlılarının yaşaması sağlanarak sürdürülebilir bir çevre ortaya çıkarılacak. Osmanlı döneminde önemli bir mesire alanı olarak kullanılan, insanların cebbelisim denilen 1100 metrekarelik kısımda ay ve dere üzerindeki ayın yansımalarını seyir için kayıklarla ziyaret ettikleri Cendere'nin Sadabat bölgesinin tarihi önemini yeniden hatırlatacak olan proje kapsamında ayrıca Osmanlı dönemi su kemerlerini anımsatan su girişleri yapılacak, kemerli geçiş alanlarıyla dere boyunca gölgeli bir mekanda yürüyüş imkanı sunulacak. Cendere, kesintisiz yürüyüş ve bisiklet yollarının yanı sıra pek çok spor alanıyla da aktif yaşamın merkezi olacak. Eyüp ve Sarıyer'deki ormanları yeşil bir koridor eşliğinde Haliç'le buluşturmayı amaçlayan projeyle Cendere, içinden temiz suların geçtiği, çeşit çeşit bitkilerle bezenmiş yemyeşil bir ekolojik alana dönüştürülecek. Haliç'e can suyu projesinin sürekliliğine katkıda bulunacak olan yeşil koridor sayesinde Haliç'teki mevcut ekoloji daha da çok desteklenecek. Kağıthane ilçesinin iki yakasının modern bir kent meydanı ve yeşil bir park eşliğinde baştan başa kat edilebilmesi için dere seviyesinde yapılacak olan yaya ve araç geçiş köprüleriyle kentsel mekanın sürekliliği sağlanırken sosyal anlamda bir kaynaşma alanı oluşturulacak. Bu sayede dere aksı boyunca ulaşımın devamlılığı sağlanmış olacak. 50 farklı türden binlerce bitki barındıran alan, insanların gölgeli ağaçların altında gezindiği, sazlıklara gelen kuşlar ve kelebekler eşliğinde suda yüzen balıkları seyrettiği, çocukların suyla kaynaşarak balıklarla oynadığı keyifli bir ortam haline dönüştürülecek. Bölge, yoğun kent dokusu içinde adeta doğaya kaçış noktası olacaktır. Başta tarihi kasırlar olmak üzere bütün kültür varlıkları korunarak İstanbulluların ve bölge ziyaretçilerinin hizmetine sunulurken İstanbul yeni bir turistik çekim alanı daha kazanacak. Cendere Deresi düzenleme projesi tamamlandığında yeşilin ve mavinin tarihi dokuyla modern doku arasında bağlantı oluşturduğu kesintisiz bir yeşil koridor ortaya çıkmış olacak. Sevgili Güneş'e çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de Kordon İstanbul projesinin detaylarını dinlemek üzere sözü Ege Yapı Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü Sayın Saygın Aksoy'a bırakıyoruz. Buyurun. Teşekkür ederim. Değerli basın mensupları, sevgili konuklar, tekrar hoş geldiniz. Tabii üzerinde uzun süredir titizlikle çalıştığımız, ortaya çıkan ürüne de çok güvendiğimiz ve tamamlandıktan sonra da oldukça keyifli bir yaşam sunacağına inandığımız Kordon İstanbul'un marka ismini düşünürken de oldukça fazla çalıştık. Tarih sayfalarında Lale Devri gibi önemli bir döneme ismini yazdıran bu bölge, 15. yüzyıldan itibaren sahip olduğu doğal güzellikler, bahçeleri, o dönemki suyun kıyısındaki görkemli yaşamı sayesinde batılılaşmanın izlerini taşıyan yapısıyla derin bir mirasa sahip. Böylesi bir mirası modern bir şekilde yorumlayarak günümüze kazandırmak amacıyla süregelen renovasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla hayata geçecek olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi tanıtım videosunda da izlediğimiz yürüyüş parkurları, bisiklet yolları, kültürel etkinlik alanları ve peyzajının yanı sıra
ulaşım altyapısının da tamamlanmasıyla bu bölge İstanbul'un en değerli bölgeleri arasındaki yerini alacak. Şu an için İstanbul'un bize göre yatırım potansiyeli en yüksek bölgesinde Kağıthane ve Maslak'ın buluşma noktasında Kordon İstanbul'u Nilem Hanım'ın bahsettiği gibi inşa etmeye başladık bile. Evet, bu bölgeye dikkat ederseniz Kağıthane ve Maslak'ın buluşma noktası olarak konumlandırıyoruz. Aramızda fikri olarak bu konuyu aslında çok tartıştık. Böyle bir kesişim noktasında olan araziye Kağıthane mi demek doğru olur, Maslak Ayazağ bölgesi demek doğru olur. Ama aslında baktığınız zaman her iki tanımlamada tam olarak bölgenin konumunu tarif edemiyordu. O yüzden burada Kağıthane ve Maslak'ın buluşma noktası olarak pazarlama iletişimlerini taşıyacağımız bir söylem üzerinden ilerliyoruz. Kordon İstanbul'un yine iletişim çalışmaları sürecinde isim çalışmalarında oldukça emek harcadık. Onlarca alternatif içerisinden birini seçtik. Ancak doğru isim ve ürün hikayesi için tabii bize bir çıkış noktası gerekiyordu. İsim konusunda çalışırken ihtiyaç duyduğumuz çıkış noktasını az önce tanıtım filminde izlediğimiz içeriklerden, Sadabat Deresi'nin renovasyonundan ve gelecek projeksiyonundan yola çıkarak suyun, yeşilin ve hayatın bir arada hemen herkeste çok keyifli duygular çağrıştırdığı İzmir'in Kordon boyundan aldık. İsim çalışmasından sonra ekranda görebileceğiniz gibi amblemin şeklindeki çıkış noktamız Sadabat Deresi'nin formu ve İstanbul'un martıları oldu. Amblemdeki renkleri seçerken suyun mavisi ve peyzajın yeşili tamamen düşünüldü. Bu şekilde formunu dereden alan, yaşama atılmış modern bir imzayı temsil eden çağdaş bir logotip oluşturmaya çalışıldı. İletişimde yine temel vaatlerimiz arasında ömre bedel bir yaşam var. Ömre bedel bir yaşam diyoruz çünkü bunun altını dolduran en temel sebepler arasında lokasyonun değeri, ulaşımın oldukça kolay olmasının yanı sıra çeşitliliği, projenin sunduğu kapalı ve açık alanlardaki zengin sosyal imkanlar ve renovasyon tamamlandıktan sonraki suyun kıyısındaki yaşam var. Gayrimenkul geliştirici olarak klasik olarak hep tartışırız. Bu proje oturum projesi mi, yatırım projesi mi, yatırımcıya dönük bir ürün karması mı var diye. Aslında biz bu hem projeyi geliştirirken hem de iletişim çalışmalarını tamamlarken bunlardan tamamen arınarak oturumcunun hayallerine ulaşmaya çalıştık ve bunu hedefledik. Çünkü biz aslında şuna inanıyoruz, yatırımcının hedef kitlesi günün sonunda oturumcu. Yatırımcı aslında temelde ne istiyor? Dairesini aldığı zaman iyi bir fiyatla kiraya vermeyi istiyor. Ya da yüksek bir primle bu dairesini satmak istiyor. Yani onun da hedef kitlesi oturumcu olduğu için hem iletişim konsepti hem de ürünün içerisinde Ece'nin biraz sonra detaylı bir şekilde bahsedeceği konsept çalışmaları tamamen bu gözle bakılarak dizayn edildi. Bu bölge gerçek anlamdaki merkezi konumu itibariyle hem bulunduğu ilçedeki ve komşu ilçelerdeki iş yeri sahibi olanlarına hem de özellikle yakın lokasyonda çalışan beyaz yakalı olarak tabir ettiğimiz orta ve üst düzey çalışanlara hitap edecek bir yaşam projesi olarak hayata geçecek. Yine bu hedef kitle üzerinde düşündüğümüzde İstanbul trafiğinde zaman kaybetmek istemeyen ya da İstanbul'un en merkezi çalışma aksları olan Maslak, Beşiktaş, Levent, Mecidiyeköy gibi merkezlerde aracıyla veya toplu ulaşım yollarıyla kolaylıkla ulaşmak isteyenlere farklı alternatifler sunan bu arazi, tüm altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla İstanbul'un bize göre en erişilebilir ilçesi haline gelecek. Arazi tanımlamalarında çok fazla kullanılmayan erişilebilirlik bize göre bu bölge için önemli bir kavram. Son olarak Kordon İstanbul'da ön talep döneminden kısaca bahsetmek isterim. Bu dönemde hiçbir kitlesel iletişim çalışması yapmadan sadece online olarak topladığımız taleplerle 4000'den fazla talep aldık. Tabii ön talep dönemindeki bu ilgi aslında lansmanda medya planlaması başladıktan sonra projenin göreceği yoğun talebin ilk habercisiydi diye düşünüyoruz. Bu yüzden projeyi lanse etmeden yoğun bir talebin karşımızda olması bizi oldukça memnun etti. Bu gelen talebin ve yapılan görüşmelerin satışa çevrilme süreci ise lansmanımız itibariyle yani bugün itibariyle başlıyor. Dilerseniz şimdi reklam filmimizi hep birlikte izleyelim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir an önce olmak istediğin yer neresi? Kendini en özel, en özgür hissettiğin yer? En çok kimin yanında? Nerede iyi hissedersin? Peki en mutlu olduğun yer neresi?
yaşam sizi bekliyor. İstanbul'un merkezinde Kağıthane ve Maslak'ın buluştuğu yerde yatırıma değer eşsiz lokasyonu ve ömre bedel tatlarıyla benzersiz bir yaşam. Kordon İstanbul. 295 bin liradan başlayan fiyatlarla Ege Yapı'dan. Evet, Kordon İstanbul projesinin ilk kez burada yayınlanan reklam filmini birlikte izledik. Sayın Saygın Bey'e de çok teşekkür ediyoruz konuşması için. Saygıdeğer konuklar, şimdi de sözü Ege Yapı Satış ve Pazarlama Direktörü Sayın Ece Atalay Aseyo'ya bırakmak istiyorum. Buyurun. Merhabalar, öncelikle katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Ben size projemize alakalı konsept, vaat ettiği hayat, satışla ilgili beklentilerimiz ve fiyatlarımız hakkında bilgiler aktaracağım. Öncelikle projemizin en değerli özelliklerinden biri şu ana kadar anlattığımız gibi şehrin tam merkezindeki lokasyonu. Bugün Taksim'den Sarıyer'e, Maslak'tan İkiteli'ye kadar geniş bir interland aldığımızda projemiz bu interlandın tam merkezinde yer almakta. Bütün bahsettiğimiz bu önemli noktalara kolay şu andaki mevcut kolay ulaşım imkanlarının yanı sıra bölgede gerçekleşecek yeni ulaşım imkanlarıyla çok daha öne çıkacak. Bunlar nelerdir? Levent metrosunun Seyran Tepe üzerinden Havara ile Ayazağa'ya aktaran aks, Kağıthane metrosu ve tam önümüzden tekrardan, yıllar sonra tekrardan hayata geçecek olan tramvay hattı Dekovil. Bütün bu ulaşım imkanları da gerçekleştikten sonra projemizin yatırım anlamında değeri çok daha artacak tabii ki. Lokasyonuna dikkat ettiğimizde bugün İstanbul'da iş hayatının en önemli aksı olan Büyükdere hattına da yakın bir konumda görüyoruz projeyi. Aynı zamanda sosyal hayatın yine şehirdeki en önemli referans noktaları olan Boğaz Hattı, Taksim, Etiler, İstinye, Tarabya sahili gibi noktalara da son derece kolay bir ulaşıma sahip. Yine sosyal hayat olarak çevreye baktığımızda pek çok AVM, hastane, üniversite, konser alanları gibi pek çok noktaya da son derece yakın konumlanmış durumda. Mesela örnek olarak hastanelerden bahsedecek olursak Yeni Etfal Hastanesi, Florence Nightingale Hastanesi, Ok Meydanı Hastanesi, üniversiteler olarak Nişantaşı Üniversitesi, Haliç Üniversitesi, İTÜ, Maslak Kampüsü, AVM'ler olarak yine hemen yakınımızda Aksis, Metro City, Kanyon, İstinye Park gibi şehrin önemli noktalarına son derece yakın bir konum bulunmakta. Bu konum tabii ki hayatı son derece kolaylaştırıyor. Bununla beraber başarılı bir yenileme ile hayata tekrardan başlayacak olan Sadabat Deresi'ne hakim konumu projeyi çok daha ayrı bir yere taşıyor. Projemizin konseptine baktığımızda butik bir yaşam, sıcak ve butik ve az katlı bir yaşam vaat etmekte. Dere panoramasına hakim, mimarisiyle, çevre düzenlemesiyle bölgedeki diğer işlerden kendini ayrıştıran bir proje mevcut. Bölge analizine baktığımızda ise lokasyonu gereği bölgeye gerçekten yoğun bir talep bulunmakta. Burada geliştirilen diğer işlerde oldukça yoğun ilgi alıyor. Çünkü yatırım değeri de çok yüksek. Bugün için pek çok kolay ulaşım imkanına sahip olmasıyla beraber hayata geçecek diğer yatırımlarla beraber yatırımcısına yüksek prim vaat ediyor buradaki projeler. Dediğim gibi konumumuz bölgedeki diğer projelerden bizi ayrıştıran en önemli özelliğimiz, sürüm kenarındaki yaşantımız. Projemizdeki daire tipleriyle ilgili size biraz bilgi vereyim. Stüdyo dairelerden 4+1 dairelere kadar farklı tipolojiler yer almakta. 41 metrekareden başlayan stüdyolarımız 226 metrekareye kadar çıkan 4+1'lere ulaşmakta. Geniş bir yelpaze var burada. Farklı yaşam taleplerini karşılayabilecek bir ürün karmasıyla karşınızdayız. Bunun yanı sıra fiyatlarla da ilgili ve ödeme planlarıyla da ilgili bazı bilgiler aktarmak isterim. Burada agresif bir fiyat stratejimiz var. Bugün bölgeye baktığımızda yine bir analiz olarak size aktarabileceğim bilgi, bölgedeki ortalama metrekare fiyatlarının 9500 liradan başladığını görüyoruz ve 12.000, 13.000, 14.000 lira kadar çıkıyor. Bizim şu an lansmana özel metrekare fiyatlarımız 7200 liradan başlamakta ve daire fiyatlarımız, stüdyolarımız 295 bin lira gibi şu an artık şehirde bile nadir rastlayabileceğiniz bir rakamdan başlamakta. Kısa bir süre için bu kampanyayı devam ettireceğiz. Ödeme planı olarak 40 ay 0 faiz imkanı sunuyoruz şirket vadeli. Bunun yanı sıra yine banka kredisi de kullanabiliyor olacağız. Bu özellikleriyle ve özellikle bu agresif fiyat stratejisiyle
Ege Yapı her zaman Batışehir'de de olduğu gibi, diğer projelerde de olduğu gibi topraktan ilk alım yapacak olan müşterilerine büyük kazanç vaat ediyor. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Şu an tekrardan bir, evet onu isterseniz hep birlikte izleyelim tanıtım filmimizi. Kıtaları birbirine bağlayan eşsiz coğrafyasıyla, tarih kitaplarına konu olan geçmişiyle, zamansız tatlarıyla, benzersiz ayrıcalıklarıyla herkesin hayranlıkla baktığı dünyanın göz bebeği bir şehir. Dev projelere yaptığı ev sahipliğiyle dünyanın hızla yükselen değeri eşi benzeri olmayan İstanbul. Şimdi İstanbul'un en değerli merkezinde Maslak ve Kağıthane'nin buluşma noktasında yenilikçi bir mimariye, ömre bedel tatlara sahip Kordon İstanbul'la mükemmel bir hayat başlıyor. Sadabat Deresi'nin en güzel kıyısında yer alan Kordon İstanbul, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu, Levent ve Maslak gibi önemli semtlere sadece birkaç dakikalık mesafede yer alıyor. TEM ve E5 bağlantısının yanı sıra metro ve havaraya yakınlığıyla dikkat çeken proje, çok yakında hayata geçecek Haliç-Kemerburgaz-Dekovil hattının hemen yanı başında bulunuyor. Yeşilin en güzel tonlarının suyun mavisiyle buluştuğu yerde yer alan Kordon İstanbul, yenilikçi mimariyle tasarlanmış konutları, alışveriş caddesi, zengin sosyal alanları, en güzel anlarınızı paylaşacağınız restoran ve kafeleriyle ömre bedel bir yaşam sunuyor. Geniş peyzaj ve rekreasyon alanlarına sahip Kordon İstanbul, doğayla iç içe yürüyüş yapabileceğiniz bahçelerden yoga alanlarına, göl manzaralı gazebolardan açık hava sinemasına, ağaç evlerden spor alanlarına pek çok ayrıcalıkla hayatınıza doğallık katıyor. Sevdiklerinizle birlikte her gün yepyeni bir keyifle tanışacağınız Kordon Life Club'ıyla hayatınıza keyifli anlar getiriyor. Özel sinema salonları, müzik stüdyosu, karaoke odası, resim atölyesi, toplantı odaları, çocuk oyun kulübü, fitness ve pilates alanı, kapalı yüzme havuzuyla Kordon İstanbul, keyifli bir yaşamın kapılarını sizler için aralıyor. Estetiğin sınırsız bir özgürlükle buluşarak butik bir yaşam tarzı oluşturan Kordon İstanbul'un yaşam alanları, modern mimarisiyle kusursuz bir konfor sunuyor. Farklı daire planlarıyla zengin yaşam seçenekleri sunan Kordon İstanbul, geniş pencere sistemleriyle de gün ışığından maksimum seviyede faydalanma imkanı sağlıyor. Mükemmel bir yaşam için olduğu kadar eşsiz bir yatırım içinde çok özel bir adres olan Kordon İstanbul'da size de yerinizi alıp İstanbul'un gerçek keyfini çıkarmak kalıyor. Evet, Kordon İstanbul'un tanıtım filmini birlikte izledik. Sayın Ece Atalay, ASEA'ya ve değerli yöneticilerimize çok çok teşekkür ediyoruz konuşmaları için. Şimdi soru cevap bölümüne geçebiliriz. Lütfen soru sorarken öncelikle hangi yöneticimize soru ilettiğinizi, isminizi ve hangi yayın kuruluşuna bağlı olduğunuzu belirtirseniz sizi tanımamız açısından çok daha kolay olur. Evet, mikrofon ulaştıracak arkadaşlarımız sorusu olanları alabiliriz tek tek. Buyurun efendim. İyi bir gün Emlak Metrekleri. Hayırlı olsun öncelikle yeni projeniz. Fiyata baktığımız zaman gerçekten o yörede bugüne kadar çıkan en uygun fiyatlardan biri olarak gözümüze çarpıyor. Burada ayrıca 55 tane mağazanız var. Bu iş yerleriyle ilgili bir fiyatlandırma yaptınız mı? Onları siz de kiralayacaksınız yoksa satışa mı çıkaracaksınız? Teşekkür ederim. Sorunuzu kime yönelttiniz efendim ve bir sizi tanıyabilirsek? Fiyatlamalarımızı hazırladık, satışa açıyoruz. Evet, bu yol üzerinde, hat üzerinde, açık alanda 55 adet mağazamız yer almakta. Yaklaşık olarak metrekare rakamları 16 bin liradan start alıyor. Konumuna göre, şerefiyesine göre, önündeki tahsis alanlarına göre farklı fiyatlara sahip. Burada yine sitenin bütün ihtiyacını rahatlıkla görebilecek olan eczaneden, kuaföre gibi pek çok farklı aktiviteli alanlar olacaktır. Ama 55 tane dükkan söz konusu olduğu için burada çok önemli bir açık hava alışveriş merkezi olduğunu da aktarabilir misin? Evet, buraya mikrofonu uzatalım lütfen. Buyurun. Uğurcan Tokay, emlakta sondekka.com. Saygın Bey, size soracağım.
az anlatımınızda dediniz ki burada yüksek prim vaat ediyoruz sizin. Yani bunun için bir hesabınız var mı, bir öngörünüz var mı? Çünkü fiyatlarınız uygun. Metro var, tünel var, dekovil var. Yani önümüzdeki 5 yıllık süreçte veya teslim tarihine kadar 30 ay sonra ne kadarlık bir prim yapmasını öngörüyorsunuz? Bir de ön talep sürecinde 4000'e yakın bir talep aldık dediniz. Hani satışa dönüp dönmeyeceği tabii bugünden itibaren belli olacak ama bununla ilgili bir öngörünüz var mı? Bundan önce Ege Yapı müşterilerinin bu projeye bir talep olduğunu bunu merak ediyorum ben. Bir de arsa, İnanç Bey size sorayım. Arsa size mi ait, kentsel dönüşüm kapsamında mı? Yani ne zaman satın alındı veya bunu öğrenmek istiyorum. Teşekkürler. Şimdi öncelikle teşekkürler. Biz projenin primin oranını vaat etmek çok istemeyiz aslında. Çünkü bu çok farklı parametrelere bağlı. Bunu şimdiden şu kadar prim yapmak demek aslında çok doğru gelmiyor bize. Ama şu bir gerçek, biz bu projeyi geliştirirken tamamen bu bölgenin ürününü, bu bölgenin geleceğine göre şekillendirdik. Bu geleceğine göre iletişim çalışmalarını yapıyoruz ama buranın geleceğine göre fiyatlandırma yapmadık. Şu anki mevcut piyasa şartlarında rekabetçi bir fiyatlandırmaya çıkıyoruz. Ve gerçekten her zaman olduğu gibi, Batışehir bunun çok büyük bir örneğidir. Bizden ilk daire sahibi olan yatırımcılarımıza veya fark etmez oturumcularımıza gerçekten iyi bir prim yaptırmak istiyoruz. Çünkü bu ana markanın itibarı ve beğeni düzeyi için çok önemli. O yüzden biz fiyatlarımızın yüksek prim yapacağını düşünüyoruz. Ancak burada bir rakam vaat etmenin çok doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü konjonktüre de bağlı olarak değişebilir bu. Talep noktasında ise tabii 4000 tane talebi dijital ortamda aldık. Sizler de çok iyi biliyorsunuz bunu. Web bilgi formları aracılığıyla aldık. Oradaki ilk izlenimler, ilk intibalar bizim çok hızlı satış yapabileceğimize dönüyor. Ece Hanım da isterseniz bu soruda cevap verebilir ama biz projeyi zaten çok kısa bir sürede çok rahat bir şekilde satabileceğimizi düşünüyoruz. O yüzden bu talebin satışa dönme oranı da bugün itibariyle sizin de söylediğiniz gibi belli olacak. Teşekkürler. Konuda küçük bir farklılık isterim müsaadenizle. Bölgeyi analiz ettiğimizde şu an örneğin bir rahatlılığı için bir analiz yaptığımızda 750 bin liradan başlayan fiyatların yer aldığını görüyoruz. Bizde ise fiyatlar şu an örneğin bir rahatlılığı için 500 bin liradan başlıyor. Yani bugün daha 200-250 bin lira bir kar söz konusu belli tipolojiler için. Taleple alakalı ise evet yoğun bir talep aldık proje. Fakat butik bir hayat sunduğu için zaten konuta dedi az, talep buna göre oldukça yüksek. Kısa bir süre içerisinde dairelerin sahiplerini bulmasını ümit ediyoruz. Arazinin geliştirilmesiyle ilgili de ilave etmek gerekirse bir miktarını kat karşılığında bir miktarda satın alma yaptık aslında bir karma. İki etaptan oluşacak 10 bloktan biliyorsunuz. Şu an ilk etabını açıyoruz. Prim noktasına ben de bir ilave etmiş olayım. Hani zaten aslında şöyle demek lazım. İşte demin de konuşurken bahsettim. Yaklaşık geçtiğimiz 4 yılda 1 milyon metrekare inşaat teslim ettik yatırımcılarımıza. Ve orada aslında firma olarak aslında en önemli dünyada her zaman kriterdir. Hani track record yani geçmişteki oluşturmuş olduğu katma değer prim önemlidir. Geçmiş dönemdeki projelerimizde çok yüksek katma değerler yatırımcılarımız sağladı. Burada da zaten fiyat politikasında çok sınırlı sayıda bir daire için, projenin tamamı için bu fiyatlar tabii geçerli olmayacak. Çok sınırlı sayıda bir daire için lansmana özel bu özel fiyatları ortaya koyduk aslında. Öyle değerlendirmek lazım. Peki, teşekkür ederiz. Buyurun efendim. Hayırlı olsun, bitecek olacak. emlakpencan.com. Proje iki etaptan oluşuyor dediniz. İlk etapta ne kadar daireyi satışa çıkardınız? Onu öğrenmek istedim. Bir de İnanç Bey, referandumdan sonra özellikle konut fiyatları ile ilgili maliyetler daha önce arttı ama biz bunları yansıtmadık. Referandumdan sonra bu söylentiler fiyatlara yansıyacak mı? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ve referandum sonrası satışlarınızda bir etki oldu mu? Nasıl bir etki oldu? Böyle bir değerlendirme almak istedim. Acil bir sorun. Yaklaşık 200 adet konut. Şu an satışa açıldı. Birinci etapta, pardon. Bunlar bahsettiğim gibi stüdyo 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 ve 4 artı 1'lerden oluşmakta. Diğer taraftan, diğer sorumuza cevap vermemiz gerekirse, gerçekten yılbaşında biliyorsunuz hükümetimiz çok ciddi teşvikler ortaya koydu. Bu hem iç pazarla ilgili hem de yabancı yatırımcılarla ilgili yoğun teşvikler ortaya koydu. İşte biliyorsunuz, işte konut kredisindeki peşinat oranının düşürülmesinden,
şu belli bir dönem olarak alım satım harcındaki indirimden, yabancı yatırımcıların veya Türk vatandaşı olup da işte yurt dışında yaşayan vatandaşların, iki vatandaşı sahiplerinin Türkiye'de yapacağı yatırımlar, vatandaşlık gibi çok ciddi şekilde hem gayrimenkul sektörünü hem de diğer taraftan Türkiye ekonomisi destekleyecek çok önemli adımlar atıldı. Bu adımların da meyvelerini her geçen gün göreceğiz. Önümüzdeki zamanlarda bunların değerini çok daha anlaşacağız. Referandum sürecinden sonra tabii ki satışlarda bir hareketlenme, canlanma oldu ama şunu da belirtmemiz lazım. Türkiye'de hep her zaman tartışılan bir konudur. Gayrimenkul Türkiye'nin ekonomisinin en önemli sektörlerinden bir tanesi. İmalat sanayi tabii ki oran olarak çok daha fazla ama gayrimenkul gerçekten Türkiye'de hem ekonomiye hem vatandaşa hem topluma moral veren bir sektör. Yılın ilk çeyreğinde de biliyorsunuz emlak konut önderliğinde başlayan, daha sonra işte konut derneklerinde katılmasıyla beraber satışlar gerçekleşti ve yılın ilk çeyreği de gerçekten sektör için başarılı geçti. Ben öngörüm, zaten biz buna ülkemizin geleceğine güveniyoruz, inanıyoruz. Bu 8 projemizin 4'ünü işte bahsettim, 5'ini bu yıl, 3'ünü önümüzdeki yıl olmak üzere bu atılım zaten önümüzdeki günlerde ilgi ve alakanın çok daha yoğun olacağını, sektörün, ekonominin çok daha hızlı büyüyeceğini ve gelişeceğine inanarak bu inanç ve güvenle zaten bu adımları atıyoruz. Önümüzdeki dönemlerde fiyatlarla ilgili tabii şöyle değerlendirmek lazım. Biz EGEP olarak geliştirdiğimiz tüm projeleri aslında şehrin merkezi ve merkezin etkileşim alanlarında geliştiriyoruz. Bu bölgelerde her zaman zaten talep taraflı çok yoğun ilgi var. Yani arz talep arasındaki dengeyi ortaya koyduğunuzda bu bölgelerde talep her zaman yoğun. Bu sebepten dolayı fiyatlar hani her zaman yukarı tırmanışa geçecektir zaman içinde. Bu bir taraftan prim algısını hem bir taraftan da getir algısını ortaya koyacaktır. Buyurun, arkada birisi var. Oraya lütfen mikrofonu açtıralım. Hayırlı olsun. Emlak Prim Burak Öz. Ecan Hanım'a sormak istiyorum ben. KDV oranı nedir ve yabancı satış konusunda bir stratejiniz var mı? KDV oranı arazimizde %18. Fiyatlarımızın içinde, size bu aktardığımız rakamların içinde KDV. Yabancıya satış stratejimiz evet mevcut. Ama şu an için böyle yoğunlukla Türk müşterilerimizden talep alıyor. İlerleyen dönemlerde yabancı satışlarını da değerlendireceğiz. Evet, ön sıralarda soru sormak isteyenler var. Mikrofonu evet. Buyurun Mehmet Bey'e uzatalım önce. Sonra hanımefendiye geçelim. Merhaba, hayırlı olsun. Mehmet Canım Tatlı Güneş. Saygın Bey'e soracağım. Proje genelinde uluslararası bir lansman niyetiniz var mı gelecek aylarda? Ayrıca kağıthanede genelde ticari ve ofis projeleri ön plandaydı. Bugüne kadar hiç o ifade size geçmedi bu lansmanda. İkinci etabında böyle bir niyet var mı? Çünkü arazinizin bundan daha büyük olduğunu daha önce söylemiştiniz. İnanç Bey'e de soracağım şey, arazinin toplam büyüklüğü nedir bu birinci etabın dışında? Bir de 820 milyon liralık bir yatırım dediniz. Ardından da 2,5 milyar liradan söz ettiniz. 820, 2,5 milyarın içinde mi? Ece Hanım'a da soracağım efendim, ticari bir alan ofislerde satış takvimi olacak mı? Böyle bir niyet var mı? İkinci etapla ilgili hazırlıklarınıza ne zaman başlayacaksınız? Ve proje tümüyle ne zaman bitmiş olacak takvim olarak? Teşekkür ederim. Ben başlayayım istersen Mehmet Bey. Şimdi uluslararası lansman konusunu sordunuz. Uluslararası basın lansmanı gibi bir planlamamız yok. Ama tanıtım çalışmaları kapsamında soruyorsanız eğer pazarlama tarafında, biz zaten EGEP markası olarak uluslararası pazarda, dijital ortamda reklam çalışmalarını yapıyoruz. Bunun dışında da doğrudan pazarlama çalışmaları için fuarlara katılıyoruz. Ama Ece'nin bahsettiği gibi bu projede zaten kısıtlı sayıda bir ürün olduğu için, bize göre tabii 3000 konutlardan bir proje satışı, pazarlama stratejisi çok farklı. Ve taleple bunu karşılaştırdığınız zaman böyle bir ihtiyacımız şu an için yok gibi gözüküyor. Bunu o yüzden ilerleyen projeksiyonlarda değerlendireceğiz. Diğer etapla ilgili ticari ofis konusundaki sorunuzu ben Didem Hanım'a paslamak isterim. İsterseniz Didem Hanım ona cevap versin. Bakarsanız Kağıthane bölgesi Silikon Vadisi hayaliyle aslında hayata geçirilen bir bölge. Bizim konseptimiz gereğiyle aynı şekilde ikinci etabımızda ticari ülkelerde yer veriyor olacağız. Ama hala devam ediyor tabii çalışmalarımız. Bununla ilgili ilerleyen günlerde bilgileri paylaşıyor olacağız.
Ticari ünitelerimizin satışıyla ilgili stratejilerimiz şu anda netleşti. Fakat OHAT üzerinde bizim haricimizde de var bu şekilde dükkanların olduğu işler. Tabii bölgede ilk önce oturumun yoğunlaşması lazım. Yani projelerin teslim edilip oturumun yoğunlaşması şart ki bu dükkan alanlarının işlevselliği başlasın. Ancak bizim şu andan oluşturduğumuz fiyatlar ve satışla ilgili stratejilerimiz mevcut. Zaten satışa da açtık ticari ünitelerimizi. Konseptlerini de iyi kötü netleştirerek açtık bu dükkanların. İkinci etap satışlarımızın planlanan satış tarihi Eylül ayı. Bahsettiğimiz gibi şu an az adetleri zaten konut satışa açıyoruz. Bölgede şu an bu konseptte ikinci bir proje yok. Bu nedenle yoğun bir talep alacağımıza inanıyoruz. Hızlıca hemen akabinden ikinci etabı da Eylül döneminde satışa açmayı planlıyoruz. Teslim tarihimiz ise şu andan itibaren 30 ay sonrası. Son olarak sorularınızı eklemek gerekirse, arazi toplam 60 bin metrekare arazi. Bu bahsettiğimiz Cendere dönüşüm projesinin şöyle bir özelliği var. Arazi, bu 60 dönüm arazinin zaten direkt yaklaşık %55'i bu Cendere'nin yeşil dönüşüm projesine gidiyor. Yani yaklaşık bu da demek oluyor ki işte 35 dönüme yakın kısmı zaten yeşil alan. Bu derenin çevresi yeşil alanlar, parklar, bahçeler, sosyal ve kültürel alanlara bırakılıyor. Net olarak da zaten dediğim gibi 25 bin metrekare net arazi iki parselde oluşacak. Bu 820 milyon TL yatırım, 2,5 milyar TL yatırım içinde olan bir parça. Bu 8 projedeki toplam oluşturmayı hedeflediğimiz katma değer noktasında. Gerçekten Kağıthane'nin bu Cendere Vadisi hattının dönüşümü örnek bir proje olacak. Projeler tamamlandığında İstanbul'un hani yeşil alanı, sosyal alanları rahat, ferah ve yatay mimari uygun yapısıyla gerçekten çok özellikli bir bölge olacak. Çok gelecek vaat ettiğine eminiz yani. Buyurun. Sen Şahin, Emlak Gazetesi. Ben de yine 820 milyon üzerinden bir şey soracağım. Arazinin bir kısmını satın aldık, bir kısmında hak sahipleri var dediniz. Toplam hak sahibi kaç kişi? Arazi yatırımı bu yatırım bedelinin içerisine dahil mi? 2,5 milyarlık yıllık yapacağınız yatırım içerisinde 3 tane netleşen, 5 tane planlanan proje var dediniz. Netleşen projelerle ilgili biraz detay alabilir miyiz? Teşekkürler. Arsa sahibimiz, toplam 8 tane arsa sahibimiz var projede. Bunun dışında tabii arsa satın alma yaptığımız kısımlar da var. 820 milyon TL'lik projede toplam projenin kümülatif oluşturduğu katma değer olarak üzerinden gidiyoruz. Diğer bahsettiğimiz projelerden Üsküdar'da bahsettiğimiz ofis projemiz yaklaşık %70'i tamamlanmış durumda inşaatının. O devam ediyor. Diğer taraftan Fatih'te emlak konutuna hasat paylaşımı gerçekleştiği projemiz var. Bunun ruhsatlarını aldık. İnşai çalışmalarına başladık. Diğer bir projemiz yine Çekmeköy'de iki tane proje geliştiriyoruz. Bunların projelendirme ve planlama çalışmaları devam ediyor. Demin de bahsettiğim gibi yıl sonunda bu iki projeyi hedefliyoruz. Lansmanlarını ve inşaat çalışmalarını hedefliyoruz. Şu an sahada düzenleme çalışmaları yapılıyor. Ataşehir bölgesinde yeni sahada İstanbul Finans Merkezi'nin hemen yanında yaklaşık 1600 konutu hedeflediğimiz bir kentsel dönüşüm projemiz var. Burada biliyorsunuz kentsel dönüşüm süreci özellikle bir süreç. Burada hak sahipleriyle birebir görüşmelerle o ilişkileri yürütüyoruz. Arazinin geliştirme çalışması devam ediyor şu an. Hedefimiz bu yıl sonu itibariyle tamamlamak. Önümüzdeki yıl içinde de Ataşehir'deki kentsel dönüşüm projemizi tamamlamak. Yaklaşık %75-76 civarında imzayı sağlamış durumdayız. İmar planları da geçtiğimiz hafta çıktı. 1/5000'lik imar planları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde. Bu süreçten sonra orada işlemlerin ve sürecin çok daha hızlı gideceğini umut ediyoruz. Diğer projemizin biri Beyoğlu'nda. Onun da planlama ve geliştirme çalışmaları devam ediyor. 2018'de hedeflediğimiz bu proje. Haliç'in kenarında çok özellikli ve yine ses getireceğine inandığımız çok özellikli bir proje. Onun da detaylarını önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Ve diğer son projemiz de Maslak'ta bir ofis projesi. Onun da ruhsat çalışmaları devam ediyor. İnanç Bey, 8 projede toplam kaç kişi çalışacak? Toplam yani hedeflediğimiz yaklaşık yani bütün adam saat olarak değerlendirildiğinde yaklaşık 7-8 bin kişiyi çalıştıracağımız bir proje olur. Bunların tabii büyüklükle, bütçeler belli oldukça bu rakamlar değişecektir. Ancak demin de bahsettiğim gibi bu yıl
1250 kişilik yeni istihdam oluşturmayı hedefliyoruz. Evet, buyurun, daha önce size söz vermiştik. Buyurun. Merhabalar. Kadir Özel ben, emlakhaberi.com. Şimdi inan Didem Hanım'a soralım olsun. Şimdi genelde yeni projelerde enerji kimliği bildiğimiz yeşil bina özelliği binamızı taşıyor mu? Şimdi çok proje üretiliyor. Bu proje üretilenlerin çoğunluğunda da yeşil bina özelliği taşımayan binalar üretiliyor. Bu konuda sizin projelerinizde yeşil bina özelliği var mı? Yani binanın birçok sosyal alanlarını, bahçe, peyzaj bir sulamalarını, kendi imkanlarına, sulama imkanlarına sahip mi? Teşekkür ederim. Tabii, hemen cevap verelim. Artık EGEP olarak zaten tüm projelerimizde bu konuya özellikle dikkat ediyoruz ve kendi bünyemizde de aynı zamanda bu konuyla ihtisas yapmış mühendislerle çalıştırıyoruz. Kağıthane projemizde zaten A sınıfı enerji belgelerimizin hepsi alınmış durumda. Artık belediyeler de bu konuda özellikle projelerin mutlaka enerji kimlik belgelerinin olmasını istiyor ve ona göre işlemlerini devam ettiriyor. Kağıthane projemizde A sınıfı enerji kimlik belgesini almış durumda. Aynı zamanda zaten arsamızın yaklaşık olarak bu ilk etabının %72'si peyzaj alanı olarak bıraktık ki olabildiğince insanlar nefes alsın, aynı zamanda dere ve rekreasyon alanlarıyla birlikte de güzel doğal bir yaşama sahip olsunlar diye. Keza aynı şekilde dediğiniz gibi sürdürülebilirlik ile ilgili olarak bütün çalışmalarımızı yapmış ve tamamlamış bulunmaktayız. Buyurun. Türkiye'nin akşam yukarı istersen. Projede stüdyo dairelerini görüyoruz ki birçok firma da projede stüdyo daireye yer veriyor çünkü biraz satışı daha kolay. Yeni düzenleme ile birlikte sizin de bildiğiniz gibi bir yasak gelmesi konuşuluyor. Bununla ilgili bir değerlendirme alabilir miyiz, sen ne düşünüyorsun? Evet. Şimdi bu projenin bir özelliği var, onu da aslında belki sunarken bahsetmedik. Bu projedeki tüm bloklardaki daire tipleri ayrıştırılmıştır. Yani gördüğünüz, şu an 3D'de gördüğünüz bloklarda 1 artı 1 ve stüdyonun olduğu blok ayrıdır. 2 artı 1'lerin, 3 artı 1'lerin, 4 artı 1'lerin ve 3,5 artı 1 tipolojimiz var. Her blok ayrıdır. Aslında yani burada bu butik ve özellikli projede farklı bir çalışma yaptık. Ve tüm daire tiplerini ayırdık. Bu projede stüdyo daireler çok kısıtlı sayıda zaten. Çok az sayıda stüdyo daire var. Önümüzdeki dönemde zaten yeni imar yönetmeliğiyle beraber aslında biliyorsunuz yani stüdyo dairelerin fonksiyon ve kullanım amacı ile ilgili işte ihtiyaçları ne kadar karşı karşıya tartışmalar var. Yönetmelikler zaten kalkmış olacak gündemden bu konuda stüdyo daire konusu. Önümüzdeki dönemde 1 artı 1 daireler, onların da işte minimum kriterleri ortaya konmuş olacak. Evet, burada bir soru var. Buyurun efendim. Hayırlı uğurlu olsun. Hüseyin Belibağ'dan, Netflix.com.tr. Ben sorumu Ece Hanım'a sormak istiyorum. Az önce İnanç Bey konuşmasında birinci etapı satışa çıktığını ve sınırlı sayıda projenin bu fiyatlardan satılacağını söyledi. Bu sınırı bir belirleyebilir miyiz? Yani kaç konut satılacak ya da yüzde kaçı satılacak bu fiyatlardan? Bir rakam verme imkanı var mıdır? Metrekare olarak aslında biz burada bir hazırlığımız var ama yaklaşık olarak 30 adede tekabül ediyor. Bu da sanırım çok kısa bir süre içerisinde belki de bu hafta sonu hayata geçecek satış. Evet, varsa son bir iki soru daha alalım. Evet. Projenin sayısı olsun. Ben Didem Hanım'a soracağım. Özellikle tanıtımda belirtti ama mimari, yatay mimari ama dikkat çekecek farklı bir mimari yapınız var mı? Mimariyle ilgili biraz daha açabilir misiniz? Bir de mimarlık firmasının ismi belirtilmeli. Hani bu gizli mi yoksa öğrenebilir miyiz? Aslında Kornal İstanbul projesini gerçekleştirirken öncelikle projelendirme aşaması için hem dünyadaki hem de Avrupa'daki tüm su kenarlarındaki projeleri inceledik. Bunlardan aslında bizim için en önemlisi Hamburg'da bir Hafen City dönüşüm örneğimiz var. O da su kenarında gerçekleşen bir proje. Oraya gittik ve birebir o projeleri inceledik. Buradaki amacımız aslında şu, hani özellikle bayanlar için en önemlisi verimli dairelerin ortaya çıkması. Yani çok fazla binanın şekliyle oynamak yerine aslında cephede farklı malzemeleri kullanarak farklılaşmaya çalıştık burada da. Ve 45 metreye geçmeyen blok yapılarımız var. Dolayısıyla bunlar da yaklaşık olarak maksimum 12 katlı binalar. Ki her bloğumuz gördüyseniz eğer görsellerimizde yüksek, alçak, yüksek, alçak şeklinde yatay mimariyi bozmayacak, sürete de engellemeyecek şekilde. Mimarlık ofisimiz aslında sektörde güzel işlere imza atmış,
yeni yeni duyulan bir ofis. Mum Mimarlık, iki U'la. Kendileri çok güzel, dinamik çalışan genç bir ekipten oluşuyor. Dolayısıyla onlarla ilerledik projemizde. Peki, son bir soru var. Kısaca onu da alalım ve tamamlayalım toplantımızı. Buyurun. Emine Acar, Yeni Şafak Gazetesi. Anlaşmalı bankalarınız var mı? Ve faizlerde son dönemlerde yukarı yönlü bir eğilim görüyoruz. Özellikle konut kredileri kampanyaları sonrasında tekrar %1'in üzerine çıkmış durumda. Bununla ilgili de görüşlerinizi alabilir miyim? Teşekkürler. Anlaşmalı bankalarımız var. Hem işte Ziraat, Kuveyt gibi anlaşmalı bankalar. Önümüzdeki günlerde 4-5 banka daha ilave olacak. Yani konut kredisi oranlarıyla ilgili de yine bu bankaların çalışmaları yapılıyor şu an. Yarın itibariyle işte bugün satışa çıktıktan sonra yarın itibariyle onları da paylaşmaya başlayacağız. Ancak yani kesinlikle şunu bilirsiniz, yani aylık %1'in altında oranlar olacak. Yani zaten tüketici burada çok hassas, biliyorsunuz. Evet, Sayın Basın Mensupları, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için ve Kordon İstanbul Projesi'ne göstermiş olduğunuz ilgi için. Verimli, güzel bir gün diliyoruz ve ayrılıyoruz efendim. İyi günler diliyorum.